Bak Allah bir şehri örnek verdi diyor Nahl suresinde. Halkı güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden bol bol gelmekteydi. Hepsini halletmişler. Evlenmiş, yemiş, içmiş, her şey almış. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Kur'an hükümlerini uygulamıyor. Allah'ın dediği o çileye, o zorluğa girmiyor. Böylece Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. Ekonomik kriz çıkartacağım diyor Allah. Savaş çıkaracağım ve belanızı vereceğim diyor Allah. İnşallah. Andolsun onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti. Kendi memleketlerinden, kendi içlerinden bir tebliğci gelmişti. Fakat onu yalanladılar, dinlemediler diyor Allah. Böylece zulümlerine devam etmektelerken azap onları yakaladı diyor Allah. Ebced'i 2007. Maşallah. Bak diyor Cenab-ı Allah İsra suresi 16'da. Bir ülkeyi şeytan Allah'a sanırım helak etmek istediğimiz zaman onun varlık ve güç sahibi önde gelenlerine emrederiz. Böyle halk arasında işte bunların çeşitli isimleri vardır. Böylelikle onda bozgunculuk çıkarırlar. Bak varlık ve güç sahibi önde gelenleri. Bozgunculuk çıkarırlar diyor. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz diyor. İnşallah. Belalarını veririz diyor. Evet. Allah. İnşallah. İşte bunlar da bak varlık ve güç sahibi. Habire mal toplama peşinde. Habire üreme, habire çoğalma. Bütün dikkatini buna vermiş. Fakat sonunda bunlar bu hırsla, dünya hırsıyla bir sürü bozgunculuk çıkarıyor. Rahat durmuyorlar. Ve Allah intikam alıyorum diyor. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayet erer. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir elçi gönderinceye kadar hiçbir topluluğa azap edecek değiliz. Yani Allah soruyor, ben Mehdi'mi gönderdim mi diyor size. Tebliğ yapıldı mı? Yapıldı diyorlar. İnşallah. Anlamadığınız bir husus kaldı mı? Kalmadı diyor. Hepsini anlattı. Niye yapmadınız diyor Cenab-ı Allah. Yapmadık diyor. Evet. O zaman kabul etmiş oluyor zaten neticeyi inşallah. İnşallah hocam. Bak Allah bir şehri örnek verdi diyor Nahl suresinde. Halkı güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden bol bol gelmekteydi. Hepsini halletmişler. Evlenmiş, yemiş, içmiş, her şey almış. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Kur'an hükümlerini uygulamıyor. Allah'ın dediği o çileye, o zorluğa girmiyor. Böylece Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. Ekonomik kriz çıkartacağım diyor Allah. Savaş çıkaracağım ve belanızı vereceğim diyor Allah. İnşallah. Andolsun onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti. Kendi memleketlerinden, kendi içlerinden bir tebliğci gelmişti. Fakat onu yalanladılar, dinlemediler diyor Allah. Böylece zulümlerine devam etmektelerken azap onları yakaladı diyor Allah. Ebced'i 2007. Maşallah. Bakara suresinde yine aynı şekilde şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa onlar inanmış değillerdir diye buyuruyor Allah. Bu şekilde tabii tamamen iman eden bir insan tipi var karşımızda. Evet. Ama tabii ki samimiyetsizliği ön planda. Adnan Bey'in de hep üzerinde durduğu konu zaten samimiyet. Evet. Bugüne kadar. Zaten kabul etmiyor. İnsanı kendi kendini bu şekilde değerlendirip samimiyet noktasında kendine önce kanaatinin gelmesi gerekiyor ki münafık tavrı zaten sergilemesin. Evet. İnşallah. Açıkça kabul etmiyoruz demiyorlar. Tamam kabul diyorlar. Evet. Ama samimiyetsiz bir şekilde dedikleri için. Amellerde de bulunuyorlar. Ama Allah amellerini boşa çıkaracağını söylüyor. Evet. İnşallah. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değildirler. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Maşallah. Maşallah.
İnsanlardan öylesi vardır ki, öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değildirler. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Maşallah. Münafıklar kendilerinin iyi yolda olduklarına inanıyorlar. Bu şekilde tarif ediyorlar kendilerini de. Şeytan Allah'a sınırım. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. İnşallah. Ayrı mescit, bak bir de mescit ediliyor mescit değil edilmişler, mi? Bak, namazlar tamam, ibadet tamam, kıyafet tamam, sarık, cübbe hepsi var bunlarda. O devirde münafıklarında. Müminlerin başına gelecek olan bir operasyonu gözlüyor olabilirler. Ayetle sen bütün olarak okuyorsun. Öyle değil de bölüm bölüm okusan daha İnşallah. İyi vurgularsın. İnşallah. Hı. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler. Hatta kelime kelime açıklaman lazım. Yani orada birçok kelimeyi geçmiş oluyorsun. İnşallah. Size zarar vermek, Müslümanlara zarar vermek. İnşallah. İki. İnkarı pekiştirmek. Mesela küfrü pekiştirmeye çalışıyor. Çünkü küfür yayılacak ki münafık rahat etsin. Müslümanlık olduğu müddetçe, din yayıldığı müddetçe münafığın keyfi kaçar, rahatı kaçar. İnşallah. Müminlerin arasını ayırmak. Mesela müminleri cemaatlere bölmek, gruplara bölmek ve bir arada olmalarını istememek, yani birleşmelerini istememek. Savaşacak ki Müslümanlar kendi içinde, münafığın malzemesi çıksın. Ona iş çıksın. İnşallah. İmkan çıksın. Onun için yani inkarın pekişmesi onlar için çok önemli oluyor. Küfrün güçlenmesi çok önemli oluyor. Müslümanların birbirine düşmesi çok önemli oluyor. İnşallah. Onun için münafık dinden sürekli alay eder. Kur'an'la alay eder haşa. Yani öyle karikatürleri yayınlar. Müslüman din aleyhinde, İslam aleyhinde cennet cehennemle ilgili fıkralar anlatır. Yani İslam'ı haşa kendince küçük düşürmeye çalışır ki kendi sistemi güçlensin. Ona ihtiyaç duyulsun. Evet. Ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için. Ya Müslümanlara yapılan mesela operasyon yapılıyorsa, Müslümanlara bir saldırı varsa herhangi bir yerden, mesela iddia edilen Ergenekon'a görüntü olabilir, asrımızda, küfürden herhangi bir şey olabilir. Onu gözlüyor. Acaba ne zaman saldıracaklar? Ne gün bunlara karşı bir hareket yapılacak? Ne gün tutuklanacaklar? Evet. Ne gün ezilecekler? Bunun hesapları peşinde. Gözlemek için mescit edinenler ve... Bir de bak mescide evet. Dönüyor. Allah'ı anıyor oraya. Toplanıp Kur'an okuyorlar. Evet. Evet. Ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler. Bir de dışarı çıkıp iyilik arıyoruz biz. Allah razı olsun iyilik olsun diye biz bunu yapıyoruz diyor. Mesela Mehdi'ye karşı çıkacak kişi de bunu yapacaktır. İnşallah. Değil mi? O İstanbul'da çıkacak olan o münafık. Evet. İyilik yapıyorum ben diyor. Güzellik yapıyorum diyor. İnşallah. Bu Mehdi değil diyor. Mehdiyet diye bir konu yok diyor. Bu bizim dinimizi değiştirmek için gelmiş birisi diyor. İnşallah. Mehdi bambaşka bir insan diyor. Bu böyle değil diyor Mehdiyet diyor. Yalanlayacak. Yani. Tabii yalanlayacak. İnşallah. Bu, dinimizi değiştiren bir adam diyor. Bambaşka birisi bu diyor. Yani. Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Allah onların ya evet bizzat Allah yalancı olduklarını evet. Açıklıyor. Evet. İnşallah. Yine başka bir ayette de yine münafıklar hakkında şu bildirilmiş, İtan Allah'a sınırım. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde, demek ki fesat çıkarıyorlar, bozgunculuk çıkarıyorlar, müminlerin arasını ayırıyorlar dediğiniz fesat inşallah. Fesat nasıl çıkarıyor? Mesela Müslümanlar mezhep düşmanlığına itiyor. Evet. Mesela şunları asın, şunları kesin, şu cemaate saldırın. Yani Müslümanlar birbirine düşürüyor. Ayrı ayrı parça ayırıcılar da geçiyor zaten evet, Kur'an'da. İnşallah. Fitne çıkarıyor yani. Evet. İnşallah. Denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Tabii biz doğruya çekiyoruz diyor yani. Hak olan çizgiye çekmeye çalışıyoruz diyor. O yüzden biz bunları yapıyoruz diyor. Bu fitneyi. Evet inşallah. Bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değildirler. Bak fesatçı adam Müslümanlara zarar verdiğinin haberi bile yok. Evet. Mesela çıkıyor şaklabanlık, soytarlık yapıyor. Dine ağır şekilde saldırıyor. O diyor ben sempati topluyorum böyle diyor. Hocam İsrail'in yaptığı da aslında buna bir örnek hani İsrail Irak'taki hani o faaliyetlerin tamamına kalkıp şey dedi. Biz buraya sulh etmeye geldik. Hani burada aslında barışı
sağlamaya geldik işte, demokrasiyi sağlamaya geldik. Amerika'nın mesela Afganistan'daki, Irak'taki faaliyetleri asıldır. Orada zibil gibi, sel gibi kan akıttı. Eğer halkı eğitmek istiyorsan kitap dağıt. Değil mi? Ehl-i sünnet inancını, Müslümanlığı anlat. Evet. Sevgiyi, barışı, kardeşliği anlat. Bununla ilgili alimler gönder, hocalar gönder, anlatsınlar halka. Değil mi? Onları kültürel yönden yönlendir. Faydalı olmaya çalış. Asıp keserek olur mu? İşgal ederek olur mu? Onların doğal kaynaklarına el koyarak olur mu? İnşallah. Değil mi? İnşallah. Mesela halen de öyle. Zorla ve şiddetle Müslüman ülke düzelir mi? Evet. Müslüman anlayacağı Kur'an'dır. Evet. Kur'an ahlakıdır. Tabii. İslam birliğini teşvik etmesi lazım eğer düzelmeden istiyorlarsa, iyi olmanı istiyorsa. Diyecek ki ey Irak halkı niye İslam birliğini istemiyorsunuz? Müslümanlar birleşin demesi lazım. İnşallah. Eğer huzur ve mutluluk istiyorsa. Evet.